ETV Türkiye, bakın. ETV Türkiye Twitter hesabını da takip edin lütfen. Genel yayın yönetmenimiz ve ekip arkadaşlarımız orada sıcak gündemi direkt takip ediyorlar ve sizi bilgilendirip haberler paylaşıyorlar orada. Ve son attığı tweet'i de paylaşmak istiyorum. İşte emeklinin beklediği tarih diyor. Bir tarih var, bunu biliyoruz ve bizim aldığımız tarihi de sizinle paylaşmış olalım. Edindiğimiz bilgilere göre emeklilerin çok zor günler geçirmesi iktidarı iyice rahatsız etmeye başladı. Gerçekten de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzde bir seçim olduğu için bunu emeklinin de tepkisini net bir şekilde görüyor ve bundan rahatsızlar. Belediye başkanlığı seçimleri nedeniyle sahalara inecek olan AK Partililer ve Cumhur İttifakı paydaşları emekli zammı düzenlemesinin Ekim ayında yapılması için Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ı bekliyor. Gittikleri her yerde emeklilerin yoğun baskısıyla karşılaşan siyasiler bu baskıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletiyorlar. Vedat Işıkhan'ın emekliler için hazırladığı çalışmayı TÜİK'in Ekim ayı enflasyon oranını açıkladıktan sonra meclise sunması bekleniyor. Bakın bu çok önemli bir bilgi ve yine her zaman olduğu gibi sadece ve sadece ETV Türkiye'den duyabileceğiniz bir bilgi. Vedat Işıkhan'ın emekliler için hazırladığı çalışmayı TÜİK'in Ekim ayı enflasyon oranını açıkladıktan sonra meclise sunması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanımız talimatı verdiği açıklaması yapmıştı. Hatırlayacaksınız. Çalışma Bakanı'nın Türkiye Emekliler Derneği ile yaptıkları görüşmede bakanın Ekim ayını işaret ettiği bildirilmişti ve bu aylar öncesinde olmuştu. Hatırlarsanız aylar öncesinde biz sizinle Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çalışmasını sunacağını söylemiştik açıkçası ve işte bu tarih tam da belli olmuş oldu. Yani emeklinin aslında zam tarihi Ekim ayında olacak olan artış tarihi bu anlamda belli olmuş oldu. TÜİK'in Ekim ayı enflasyon oranını açıkladıktan sonraki tarih ne peki diye sorarsanız her ayın 3'ünde bu tarih açıklanıyor. Yani enflasyon açıklanıyor. Dolayısıyla TÜİK Ekim ayının 3'ünde enflasyonu açıklamış olacak ve ondan sonrasında da Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapmış olduğu çalışmayı sunacak. Ama dediğim gibi yani Mehmet Şimşek'in en düşük emekli aylığına yapılacak olan düzenlemeden bahsetmesi bu anlamda emeklilerin kafasını biraz karıştırıyor. Dolayısıyla da Bakan Vedat Işıkhan'ın nasıl bir çalışma yaptığı, emekliler için ne yapacağı merak konusu. Burada dediğim gibi önemli olan önümüzde bir seçimlerin olması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Vedat Işıkhan'ın çalışmasına göre mi karar verecek? Yoksa Mehmet Şimşek'in en düşük emekli maaşına bir düzenleme yapsın açıklamasına göre mi karar verecek? Önemli olan nokta bu. Bana kalırsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada Mehmet Şimşek'e böyle bir çizgi çekecek gibi geliyor. Yani şu anlamda çizgi çekecek derken yanlış anlaşılmak da istemem. Bu açıklamasına çizgi çekecek gibi geliyor ve Vedat Işıkhan'ın yapmış olduğu çalışmanın ben genel bütün emeklileri kapsayan bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Vedat Işıkhan'ın yapmış olduğu çalışmaya göre bir düzenleme yapılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü artık diyorum ya Ekim ayından sonra Kasım Aralık aylarında çok hızlı bir şekilde seçim çalışmaları başlar. Seçimde de biliyorsunuz Erdoğan'ın en büyük arzusunun İstanbul'u, Ankara'yı ve büyük şehirleri almak olduğunu, bunları kaybetmeye artık göze almayacaktır. Bana kalırsa Ekim ayında tüm emeklileri kapsayacak bir çalışma yapılacak. AK Parti'nin aldığımız bir bilgiyi daha paylaşayım. AK Partili belediye başkan adayları, olası belediye başkan adaylarından AK Parti sahaya çıkmalarını ve vatandaşla karşı karşıya görüşerek, konuşarak birebir iletişim kurmalarını istiyorlar. Yani AK Parti belediye başkan adaylarından bunu istiyor. Olası belediye başkan adaylarından bunu istiyor. Ancak belediye başkan adayları bu anlamda sahaya çıkmayı reddediyorlar. Neden reddediyorlar? Çünkü bunu da AK Parti'ye iletiyorlar. Diyorlar ki ne zaman sokağa çıksak, bu çok net bir bilgi, bunu söyleyeyim.
ne zaman sokağa çıksak biz emeklilerle karşılaşıyoruz, emeklilerle yüz yüze geliyoruz ve tartışma, sürtüşme yaşanıyor. Ve bize işte hakaret ediyorlar ya da işte kıyameti koparıyorlar. Dolayısıyla biz artık emeklilerle bu anlamda yüz yüze gelmek istemiyoruz diye AK Parti'ye iletiliyor. Dolayısıyla genel yayın yönetmenimiz Bülent Boğan'ın paylaşmış olduğu tweet'teki anlattığı konuda bu. Gittikleri her yerde emeklilerin yoğun baskısıyla karşılaşan siyasiler bu baskıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletiyorlar. İşte bu çok önemli. O yüzden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bütün bu iletilen sorunları emekliyle karşılaşıldığında AK Parti olan tepkileri duyuyor, biliyor, kendisine iletiliyor. O yüzden Ekim ayında bütün emeklilere genel anlamda kapsayacak şekilde bir artış yapılacak. Seyyanen zam gündemde. Bunu hep söylüyoruz zaten. Devlet Bahçeli'nin de bir talebi vardı bununla ilgili. Devlet Bahçeli'nin suskunluğunun sebebini de aktarmıştık size. Devlet Bahçeli'nin suskunluğunun sebebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinden seyyanen zamla ilgili bir süre istemiş olması. Bu sürenin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına kadar olmuş olması. Devlet Bahçeli'nin suskunluğu da açıkçası bu seyyanen zamın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açıldıktan sonrasında gelecek olmasını bekliyor Devlet Bahçeli. Gelmezse ki hani öyle bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Gelmezse Devlet Bahçeli de artık tepkisini ortaya koyacaktır tekrar. Çünkü bakın tabii bu yani zammın da kök maaşlara yapılacak olması önemli. Yani kök maaşlara bir seyyanen zam yapılmalı. Bunu dile getiren sadece ilk defa Devlet Bahçeli ama sadece Devlet Bahçeli değil Cumhur İttifakı içerisinde. Cumhur İttifakı bu anlamda emekliler adına tepkilerini ortaya koyuyorlar. Bu da çok önemli. Elbette ki Recep Tayyip Erdoğan ortaklarının taleplerini de duyuyor, görüyor. Dolayısıyla Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bunu dile getiriyor. Ocağa kadar beklenemez diyor emekliler için. Ocağa kadar beklenemez. Ekim ayında mutlaka bir seyyanen zam yapılmalı. Yine Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici aynı şeyi dile getiriyor. Dolayısıyla demek ki Cumhur İttifakı'nın da bunu konuşuyor olması son derece bana kalırsa hiç öyle şey demeyin yani. Aman onlar işte konuşsa ne olur falan demeyin. Çok önemli. Neticede Recep Tayyip Erdoğan'a genel seçimlerde destek vermiş. Recep Tayyip Erdoğan da onlara destek vermiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili sokarak bir ortaklık sağlamışlar. O yüzden onların da açıklamaları, söylemleri önemli. Ekim ayında bütün bunlar doğrultusunda 1 Ekim'de meclis açılacak, 3 Ekim'de TÜİK enflasyonu açıklayacak. Ondan sonrasında hep beraber tabii takip ediyor olacağız neler olacağını. Bir yandan da tabii şunu da hani duyuruyoruz, duyurmaya çalışıyoruz. İşte attığımız tweetlerle, yaptığımız yayınlarla. Şimdi aslında Fatih Erbakan'ın tabii çok böyle burada arkadaşlarımız var, destekçisi, Büyük Birlik Partisi hakeza öyle. Fatih Erbakan'ın ve Mustafa Destici'nin, aslında daha çok Fatih Erbakan'ın, Mustafa Destici mecliste değil çünkü. Fatih Erbakan'ın samimiyetini biz meclis açıldığında göreceğiz. Çünkü böyle işte tamam konuşmak çok güzel, meydanlarda işte emeklinin sorunlarını dile getirip işte bir an önce çözülmeli, ocak beklenmemeli, seyyanen zam yapılmalı gibi açıklamalar çok güzel. Ama iş somut adım atmaya geldiğinde ne yapacaklar? Asıl bunu görmemiz bence çok önemli. Çünkü Fatih Erbakan eğer samimiyse, gerçekten de emeklinin durumunun bu kadar farkındaysa ve dile getiriyor. O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır, açılır açılmaz da Fatih Erbakan mesela bununla ilgili kök maaşa seyyanen zamla ilgili ve Ekim ayında yapılmasıyla ilgili bir önerge verebilir. Eğer samimiyse bunu verir zaten, yapar. Ve dolayısıyla biz de görmüş oluruz.